Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benden en çok istenilen balık tarifini denedim Airfryer'da. Buyurun isterseniz nasıl yapmışım direkmen tarifime geçelim. Ben balığı sebzeli hazırlamak istedim arkadaşlar. Patatesli, biberiydi, böyle soğanıydı. Bu şekilde çok daha seviyorum yanında böyle bir şeyler olunca, sebze olunca. 2-3 adet patatesim vardı arkadaşlar. iyice dilimledim. Daha sonrasında sadece zeytinyağı, tuz ve pul biber baharat olarak kullandım. Bunu ekstradan göstermek istemedim. Çünkü siz istediğiniz şekilde baharatlayabilirsiniz. Daha sonrasında dilimlemiş olduğum soğanlarım var. Burada da kapya biberlerim var. Hepsini şimdi airfryer'in içerisine diziyorum. Burada hemen balığın sosunu hazırlamaya geçiyorum. 2 diş sarımsağım var. Baharat olarak tuz, pul biber ve karabiber kullandım. Yarım sıkmış olduğum limonun suyunu biraz da zeytinyağı ilave ettim. Toplam 2 tane balık kullanacağım ben arkadaşlar. Zaten 2 taneden fazla da airfryer'in içerisine sığmaz. Eğer hani çok fazla küçük kullanırsanız en fazla 3 adet sar diye düşünüyorum. Şimdi fırçayla balığın her yerini hem içine hem de dışına iyice hazırlamış olduğum sosu sürüyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz destek amaçlı bir like bırakırsanız çok mutlu olurum. Eğer kanalıma henüz abone olmadan videolarımı izliyorsanız bu videodan sonra direktmen ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hatta abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez anında ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Sizin fikirleriniz benim için gerçekten çok önemli. Mutlaka yorumlar kısmında bir dahaki videoda mesela tarif olarak ne çekebilirim onu da yazabilirsiniz. Eğer istekleriniz varsa, benden istediğiniz videolar varsa mutlaka yazın balığı tamamen her yerini iyice şöyle sosladıktan sonra iki dilim kesmiş olduğum limonu içerisine alıyorum. Balıkları şöyle hazırlamış olduğum sebzelerin üzerine aldım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer küçük kullanırsanız 3 adet sarar belki. Çok fazla böyle benim gibi büyük kullanırsanız sadece 2 adet sığacaktır bu şekilde. Ben sepetini çıkarmıştım zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen air fryeri kapatıyorum. Balık ayarını aldım ben balık ayarı var zaten Philips kullananlar için söylüyorum bunu balık ayarı 200 derecede 25 dakikaya ayarladım şöyle son bir 10 dakika kala çıkardım Şöyle hemen ters çevirdim Çünkü airfryer biliyorsunuz her şeyin böyle altını pişirmiyor keklerde falan Özellikle çok güzel pişiriyor ama böyle yemek tarzı şeylerde ters çevirmeniz gerekiyor Şimdi tekrardan son 10 dakika pişmeye gönderiyorum arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel bir şekilde pişti görmüş olduğunuz gibi. Balıkları hemen kontrol edip airfreyin içerisinden aldım altındaki patatesler hafif diri kalmıştı. Ben onları bir 5 dakika daha 200 derecede pişirdim. Daha sonrasından aldım. Yani balığı 25 dakikada pişirdim. Tekrardan balığı air içerisinden alıp patatesleri 5 dakika daha fazla pişirdim. Bu da aklınızda bulunsun veya ben belki çok fazla patates kullandığım için de olabilir. Patatesler pişerken ben de şöyle yanına güzel bir salata hazırladım. Zaten bu menünün yanına sadece salata gider arkadaşlar. Salata, sebze ve balık gerçekten mükemmel oldu. Eğer sebzeli yapmak istemezseniz sadece balık ve salata bu bile yeterli. Zaten aşırı lezzetli oluyor. Biz balığı çok fazla sevdiğimiz için Mutlaka haftada bir kere falan ben balık yapıyorum. çok da güzel oluyor. Bu şekilde oldu arkadaşlar. eğer böyle bir makinanız varsa mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sevgiyle kalın.